Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok seyredilen ve hiçbir menfaat gözetmeden video çeken kanalı Motosiklet Felsefecisi Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Ayrıca Türkiye'de en çok seyredilen kanalımda videosu en çok seyredilen motosikleti yani scooter'ı TVS Jupiter 125 arkadaşlar. Özellikle bu TVS Jupiter 125'imizi koruma altına aldık. Usta garantili bir motor. Gün geçmiyor ki farklı farklı bir hastalığa yakalanmasın. Hatta bu öyle bir hale geldi ki acaba TVS'ye bir şey mi oldu? Merak edenler oluyor. Mesela iki gün TVS videosu çekmezsek, üçüncü gün hocam buraya gelip ziyaret edenler var. Ya bir TVS vardı, ne oldu bu TVS, bozulmadı mı? Öyle öyle nazarlara geldi arkadaşlar. TVS'miz yine bozuldu ama yine video yapıyoruz. Yani bozulması önemli değil. En azından usta garantisi. Yani Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe bu TVS'leri arkadaşlar koruma altına alıyoruz. Ama bu TVS'yi koruma altına alıyoruz. Bu demek değildir ki bütün TVS'leri koruma altına alamıyoruz. Çünkü kendi ithalatçısı, ihracatçısı koruma altına alamıyor. Ben nasıl alayım? Hangi biriyle mücadele edeyim? Öyle değil mi hocam? Haklısın hocam. Şimdi ne yapacağız? TVS'mizde orijinal varyatör takacağız. Arka varyatörü komple değiştiriyoruz arkadaşlar. Niye? Bir önceki varyatörler Atlas Okyanusu'nda fazla beklemekten dolayı nemden, nütübetten gemiyle mi geliyordu bunlar? Hiç bilmiyorum. Herhalde gemiyle. Orada nütübetten, nemden kemikleri çürümüş. Evet. Romatizma olmuş. Romatizmal hastalıklara yakalanmış. Burada da kemik erimesi oluşmuş. Onu da tedavi yaptık ama bir yere kadar. Bir yerden sonra organ nakliyle olay düzeltiyoruz. Gelelim hocam. Şimdi neyimiz geldi? Komple uygulama. Ne yapacağız hocam? Arka varyatör. 2024'ün kaçıncı ayı hocam? Ocak. Ocak ayı. Yani motor. Motor 2023. Bu daha yeni. Bu daha yeni. Yani bu ne? Yeni nesil güncellenmiş varyatör takıyoruz. Bakalım yani inşallah. TVS öyle bir motor ki kendini güncelliyor. Bak bu güncellenmiş varyatörü şöylece göndermiş. Bunu böylece takacağız. Çünkü bu motor diyor ki aynı kanguru gibi düşün. Mesela sıfır grubu herkese kan verebiliyor ama normal AB varken niye sıfır kullanasın? Böyle bir durum var. Şimdi bu da aynı onun gibi oldu. Hep örnekleri sağlıktan veriyoruz. İnsanlar da diyor ki ustam sen sağlıkçı mısın? Geçmişte sağlık sektöründe çalışmışlığımız var ya. Böyle de bir durum var. Şimdi TVS'mizi söküp parçalayalım. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bu motorun biz mekanik ve rüyenin aksamı toplama hatalarının hepsini hallettik. Her şey düzene girdi. Bu sefer de ciğerlerden siloz mu oldu? Ne yaptı? Anlayamadım ya. Ne yapıyorsun sen bunu? Soğuk havalarda, soğuk iklimde falan mı kullanıyorsun? Her türlü şartta kullanıyorum. İşte bu kadar da zorlamamak lazım. Demek ki bunlar normal motorlar değil. Şimdi sökelim. Ya Alyan sayısı 1 idi 2'ye çıkmış. Nasıl? Süleyman Usta Alyan'a 2 yaptı. Bulamadı o gün. Demek ki Hintliler de öyle. Bulamayınca Alyan takıyorlar. Biri düşmüş. Nereye biri düşmüş? De, diyor ki evet. Bu Alyan'ı diyor adam buraya da attıysa diyor. O civatanın bilmem ne dönüş istikametini bilmem ne balans istikametine. Hayır be. Ne yazmış be. Ya. Yani şunun her yeri bak. Şuraya bir Alyan takmışlar o ya. O kendi orijinali hani. Yani bunu adam evet. Niye takmış? Bence şu buraya şuraya sığmıyor ya. Bu girsin diye takmış. Yoksa Hintli elinde adam şu kaportayı 8'lik civata olmadığından değil. Adam kaportayı yapmış haberi yok. Oraya değer mi ona göre uyarlıyor. Kaportayı yapan, yaparken onu düşünemem. Abudum'un kızı. Abudum'un gazları evet her zaman her yerde var. Şimdi Abudum'un gazlarına çağrı yaptın gelir şimdi Abudum'un gazı. Bak. Sokak canını da çekelim. Bak nasıl bakıyoruz. Besiye aldık. Maşallahı var. Usta kedinin göbeği çıkmış. Ya bakıyoruz biz yani. Yürüyemiyor hayvan. Çok yani, bakmış. Kendimize de bakıyoruz. Kendimize de ona bakıyoruz. Bir soda ver. Gidemiyor hayvan. Ağzımsız. Geldi mi? Ay popoya bak kocaman. Aman tanrım. Nerede? Burada mı? İşte. Ondan sonra demeyin ki Rüyut'ta hayvanlara bakıyor. Hay maşallah. Hay maşallah. Koyun gibi. Ruhi Usta kediyi besiye çekmiş. Abim ya. Kedi de manevrayı zor yapıyor bahçede. Körüklü otobüs gibi dönüyor. Katılın, teşekkür edin. En azından hani mama sektörü var ya, onlar da o sektöre de yardım. Ama biz onları da şey olarak kullanıyoruz. İçimden geldiği gibi. Mesela akşamları suyunu bırakırız. Öğlen yediğimiz evet. Gıdalardan artanları vesaire alırken bunlara şimdi ciğer falan alıyorduk. Önceden çiğ veriyorduk. Şimdi haşlayıp veriyoruz.
Yani kedilere ciğerleri arkadaşlar tencerenizde haşlayıp öyle verin. Hastalık olur, vermeyin. Değil mi? Hastalık oluyor. Şimdi önceden ben bilmiyordum. Sağ olsun bir hayvansever kardeşimiz anlattı. Ondan sonra şimdi ciğeri haşlayıp veriyoruz artık. Bunlar önemli. Yani bizim videolarımız arkadaşlar doğal videolar. Hayatın akışına göre video çekiyoruz. Şimdi buradan girmeden. Hayatın akışına göre de Jüpiter yapıyoruz. Jüpiter işte günlük. Günlük Jüpiter iyi gelir diyorlar. Günlük Jüpiter bunu. Her yemekten sonra 3 posta. Haydi hadi. Ye ye de var. Bu Jüpiter var ya, Jüpiter sizi mahvetti ya. Seni mi benim? Bir alan pişman, bir alamayan pişman. Aynen. Alan da vazgeçemiyor. Ben çok memnunum. Bak, almıyoruz biz. Jüpiter'in yerine aktivayı vereyim. Kafa kafaya değişelim diyorum. Yine kabul etmiyor ya. Bu benim evladım gibi diyor. Bunu diyor, ben diyor. Arka lastiği gözümüz yemiyor. Çok küçük diyor. O bize göre değil. Yalnız lastiği değiştireli kendine geldi değil mi? Zıntır grip 2 taktık arkadaşlar. Evet. Bir de bak Jüpiter'imize bak. Hiç ses kalmadı. Bu sesi arkadaşlar bu varyatörün içindeki şu Çin, Hint, Müt yapıyor. Kurulmanlar. Greslerden bir sıkıntı var acaba? Bilmem ki. Bir de sen gresle takmadan bari. Tabii şimdi... Aynı Bursalılara yaptığı gibi tek tek temizleyecek, yağlayacak. Tabii ya öyle direkt takmak yok. Ben seyrettim o gün. Hiç bize öyle yapmadı. Ya onlar özel konuklarımızdı. Şehir ne dışında... Yapayım, biz de şimdi burada şunu mu diyorsunuz? Yani ayrımcılık mı yapıyoruz? Şehir evet, dışından gelenlere evet. Ayrı muamele. Şehir içindekiler börek çant... istemiyoruz, yemek istemiyoruz. Bir tamir et diyoruz. Yani sizin istediğiniz de ne biliyor musunuz? Yoğurtlu hamur işi. Yok onu sen istiyorsun. Getirdim yoğurtlu hamur işini. Bir şey yok. Hazır iş. Bak. Yoğurtlu hamur işi istiyoruz ya. Bizim bir... Şu atan ya, yağa bak. Müdür vardı. Senin istediğin bal kabağı o da burada yetişmiyor derdi. Ama ben ektim, yetiştirdim bir sürü kabak. Kabakları kaldırdık artık. Ha, kurudu. Gördüm. Nazara geldi kabaklar. Gördüm. Patatesleri de kaldırdık. Geçen bir poşet gördüm. Patates zor çıktı. Patates tutmadı ha. Kabak tutmadı çok tutmadı değil ya. Gübre verirsen tutuyor. Biz gübre vermedik. Doğal olarak aldık. Gübresiz olduğu için. Güzel bir patates yemeği yaptıydım. Yetişemediniz. Ben şimdi sektörde arkadaşlar. Ben bir yetiştim mutfakta ya. Da mesela bir ara he. Mutfakta yemek yapacağım. Onun da videosunu çekelim. MasterChef'tekiler mi güzel yapıyor? Acaba Ruhi Usta mı güzel yapıyor? Onlarla da iddiaya varız. Her türlü kullarda yarışırız arkadaşlar. Yarışamam mı sence? Yarışırsın. Yapamam mı? Yaparsın. Ya. En iyi yatkın. Yaparsın. Aha geldi bak yavru kurt. Şöyle mi yavru kuş diyelim. Şimdi bunu ne yapacaksın? Deneme yanılma soktum, sistemi var ya mesela. Deneye Türkiye. Soktum şunu da. Tamam. Şöyle mi olacak? Şöyle mi olacak mı? He. Veya şöyle mi olacak bak. Ha öyle olabilir ya. Doğru söylüyorum. Hadi bakalım. Üç tane yol var. Ya şunda ya bunda keçe kulak hanginin başında. Başında. Değilin yanına kadar değil. Evet arkadaşlar, bu arada farklı sektörlerdeki arkadaşları da tamir bakımda değerlendiriyoruz. Siz de merakınız varsa Ankara'da hem video çekip hem iş öğrenmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Tabii gelirken de canlı gelin yani. Değil mi? Yani bugün biri aradı, abi dedi usta lazım mı? Biz dedim ustalara para vermiyoruz. Yetiştirdiğimiz için biz para alıyoruz dedim. Bebe bir güldü. Abi o nasıl bir sistemmiş? Bu dedim yeni bir sistem. Ruhi usta sistemi. O yağ akan yeri ne yapacağız? Ona sıra gelince bakacağız. Yenisi uymadı eskisi. Nasıl uymadı lan? Bir kısa bir ara verelim. Karıştı mı? Çalıştı. Evet arkadaşlar, şimdi burada ön varyatörümüzü temizleyeceğiz. Ön varyatörü temizledikten sonra varışla beraber değişecek. Varyatörlerimiz arkadaşlar kesinlikle bazı kısımlarını şöyle balata spreyiyle bu şekilde temizleyebilirsiniz. Tabii bunlarda bir de oynayan yanakların temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde şunu aldık. Pervanımızı aldık. Şöyle dur. Oraya değil, o tarafa. Şimdi burada da arkadaşlar şu varyatörün bir kısmı önemli.
bakaları da aynı bakalarını kullanacağız. Orijinal bakalarını. Şu şekilde. Burada da şöyle bir kısmı bak, görüyorsunuz nasıl pislik çıktı. Aldık, attık. Şu orta burç önemli. Bunlar da işte bu orta burç farklı arkadaşlar. Ondan dolayı buna spesi, spesi alfa, aktiva, aktiva S, TCX vesaire hiçbir burcu yüzünden olmuyor. Niye olmuyor? Burada abudumun gazı ne yapmış biliyor musun? Buraya bir püf nokta koymuş. Krankı öküz gibi kalın bir krank koymuş bak. Krankı evet kalın. 250'lik motorda bile böyle kalın krank yok. Fakat işte bunun sıkıntısı ne? Asıl burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bütün firmalar bir yere bir püf nokta koyuyor. Şimdi siz bana diyorsunuz ya videoda püf nokta vermiyorsun diye. Adam motorda püf nokta vermiyor. Ya Honda parçası olur diyor satıyor. Şununki olur diyor satıyor. Bir geliyorsun ön varyatöre hiçbir şey olmuyor. Kendine özgür. Kendine özgür. Yani zır orijinal almadığı müddetçi olmuyor. Şöyle freze kanallı bir tane pervane bulamazsın. İlla orijinal olacak. Burada da şu ayak marşı aparatı olduğu için ondan dolayı olmuyor. Şurada da bak. Şu kısımdan dolayı olmuyor. Bunu denedik. Şimdi Honda'nınkinde şurada sonlama var. Bunda yok var. Gördün mü? Yani bu ön varyatör illa kendininki olacak. Ondan dolayı olmuyor. Ama uydurma yapılmıyor. Yapılmıyor. Avantajımız ne? Bu modeli. Bunun bir de öbür bir modeli var ya. İçinimişin ters takmışlar. 110'luk. Eski modeli. Ona bulaşmayın. Ona bulaştığınız zaman direkt yanarsınız. Kimse kurtaramaz sizi. Ruhsa da kurtaramaz. Şimdi burada da arkadaşlar bak. Maş dinamosu pinyon dişli burada değil. Oradan avantajı var. İçeriden statörden tetiklediği için maş dinamosu yok. İşte en büyük avantajı ne? Ben yıllarca ne dedim? TCX'de maş dinamosu yok. Ondan dolayı çok iyi, çok iyi. Sırtımda sırt çantası taşımıyorsun diye Hintlilere bile benim sesimi duydu. Maş dinamosuz motor çıkardı. Evet. Ha buna inanırsınız, inanmayacaksınız. Kendi bileceğiniz iş. Biz söyleyelim de değil mi? Tabii. Demedim ben yıllar önce bunu? Dedin usta. Bütün videolarda. Tabii. Ya. Muhakkak duymuşlardır bir yerde. Ya mecbur duyacak adam, baksana dünyanın öbür ucunda düğmeye basıyor, ortada birbirini karıştırıyor. Ya. Onun için dikkat edeceğiz arkadaşlar, fazla teknoloji değil değil. Tabii. Mobil verilerinizi kapatın. Onun için PCX'de değil, Jupiter'e bineceksin. Tabii, kablosu, anahtarsı çalıştırma olmayacak. Ya bugün beni kilitlediler motoru mesela, uydudan kilitlediler adamlar beni. Bak. Motoru çalıştıramadım. Uydudan çok sinyal kestiler. Çok elektronik olunca öyle. Tabii o. Halbuki bir Jupiter olsaydı hayatta kilitleyemezlerdi usta seni. Ne korkuyorum. Belki 10 sene sonra kitlerler. O da olabilir. Bu baştan kitledi. Dün bir tane arkadaş dedi ki. Devamlı bizi kitliyor. Ne dedi? Motoru kilometre yapmadan diyor diski bitiyor. Şunu bitiyor, bunu bitiyor. 10 bin kilometrede motorlar bitiyor. Yok o yalan. Yok yalan değil. Dün bir tane geldi. Hadi 10 binde ya. Bunun değil ya. Başka bir Arola Marola tarzlar var. Ha, onlar da olur. Şaşırma. Şaşırma. Bunda olmaz abi. Valla benim Fridom'da hiç olmadı. Çok memnunum. Senin Fridom'da aman olmadın. Biz zaten var ya gece gündüz senin bu Jüpiter için de dua ediyoruz. Aman evet. Arıza yapmasın, aman arıza yapmasın. Abudum'un gazının biri geliyor. Abi diyor bugün Jüpiter geldi mi? La abi bir sus diyorum. Sabah Jüpiter geliyor. Yani böyle bir bereketli motor yani. Allah muhafaza. Bu Jüpiter'e bak, hiç kimse aç kalmaz, ekmeksiz kalmasın. Kötü mü? Sadece Jüpiter'e baksan yeter. Sahibi aç kalıyor, işte mesele olur. Sahibi bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi günümüzü kurtarıyoruz. Tabii. Yani gemisini kurtaran kaptan. Hem videodan kazanıyorsun. Mesela, hem motordan kazanıyorsun. Bir de şikayet ediyorsun. Ya ben var ya bu motorun videosunu anlayamadım. 20-30 sene önce çektiğim videoların önüne geçti. Şu an Türkiye'de benim kanalımda en çok izlenen video Jüpiter videosu. Ve o videoda da Jüpiter alın da demiyorum işin garibi. Adam geliyor. Çıkmış gelmiş diyor ki usta senin videomu seyrettim Jüpiter aldım. Nasıl iyi etmiş miyim? İyi etmişsin abudum nasıl dedi. Öyle bir durum var. Çok yani, memnunuz. Videoda ben Jüpiter alın mı diyorum ya. Bir tanesinde çok övüyorsun alın gibi oluyor. Övmüyorum o. Aslında. Diyorum ki Honda başka Yamaha mi? Alamıyoruz ne alalım deyince lan 40 yılın bir başı dedim ki işte. O zaman Jüpiter alın lan ya nereden dedin. Dedin ya. İşte dedin mi dedin. Söylüyorum da video o kadar birçok izlenmiş. En yüksek izlenen video no hala. Ondan esinlenmişti. Hadi. Evet arkadaşlar. Yine söylüyorum bir motorun bakımını yapıyoruz diye o motordan alın demiyoruz.
Ha şimdi bu arkadaşlar da mesela alın almayla bu adamlar Jüpiter'i seviyor. Evet bize o bizim çok diyor faydalı. Paramız var biz harcamak istiyoruz. Jüpiter şimdi Honda alırsak şey öyle bir şey demedik paramız var. Niye PCX almıyorsunuz dedim bir ara size mi birine dedi ki PCX alsak senden arkadaşlığımız biter usta yüzü göremeyiz dediler. Yani yok biz, o ben değilim. O sen yok, değilsin. O değil ya. Biz demedik. Sen olsun. Nedenlerle almıyorum. Bizimki duygusal nedenler. Ama ben mesela orada. Mesela gayet. Bir de yani bunun önü boş ya böyle içine bir şey. Çok rahat oluyor eşya taşımaya. Diyor. Diyorum önü böyle değil ki. Değil esas inanın dar. Esas de böyle değil. Bundan pazarcılık yap. Limon sat. Her şey sığıyor. Patates soğan sat. Yani üç tane beşlik bidonu koyuyorum. Gene ayağımı koyacak yer oluyor ön tarafa. Koltuğun altına da alıyor. O zaman damacana su pahalandı. Sen bundan su mu taşıyorsun acaba? Yok, yok biz daha biz taşıyor iki kişi. Biz varken suya ne gerek? Su taşıdığım da oluyor ara sıra. Hani evet doğru. Ben görüyorum çünkü bidonlarla su taşıyan. Bu damacana su taşımak için en ideal motor TVS'in Jüpiter diyorlar. Koltuğun altına iki tane beşliği alıyor rahat rahat. Yatırıyor. O değil senden gördüm ben de PCX'de su taşımaya başladım. Gerçekten bak. PCX'de nereye koyacaksın usta? Yeri yok ki. Çantaya mı atıyorsun? Çantaya koyuyorum. Akıllı çantanın içine. He. Evet arkadaşlar. O da. Şimdi gel hocam. Fır fır cır cır yapacağız. Geçelim. Şarjlarımız nerede? Küçük şarjlı, büyük şarjlı. Burada iki tane şarjlı var tezgahta. Tamam burada var. Gel bu tarafa. Tarafa gel. Şimdi arkadaşlar motorumuz ne olacak? Eskisinden iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi, İnşallah. Şurada Kayşin eski izlerini her zaman olduğu gibi alıyoruz. Evet. Onu böyle temizleyip yapsaydık hiç görür müydü? Bu parçaları temizleyeceğiz zaten. Hayır, duruyor ya sonra. O olmaz. Onun içinde villa dağılıyor. Onda şurada. Villa değişecek içinde. Şurada bak ona içinde. Ona villa geldi. Villa da geldi Rumancı'dan. Geldi mi? Tabii ona göre villa da geldi. Şimdi onu da göstereceğim. Olmazsa villayı değiştirip onda bir sesin niye geldiğini, onu niye değiştirdiğimizi bir anlatalım. Onlarla ilgili makro bilyalar geldi arkadaşlar. İnternette hepsi burada da ve Trendyol'da o bilyaları, gresi bir güzellik yapacağım insanlık namına. Yani inan ki parça bulamıyoruz. Gres bulamıyoruz, bilya bulamıyoruz. Rulmancı'dan aldım onun içinin bilyalarını, gresini. Hepsini bir araya getirip üçlü set yapacağım. Üçlü set halinde Trendyol'a ve hepsi buradaya koyacağım. Çünkü Ankara dışından çok arayanlar var. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz? En azından parçayı alır, ustasına götürür, aktarıverir. TVS'nin mi? Hep TVS'nin ne bunun, Jüpiter'in, ses yapan Jüpiter'ler için komple varyatör almamıza gerek kalmayacak. İçinin rulmanlarını Japon bilya. Şimdi göstereceğim onu da video arasında reklam gibi olacak ama. O zaman bir kendi olana eski parçayı yapabilirsin. Yapıp deneyelim şimdi, o da yedek kurulsun sizde. Hay yaşa ya. Ne? Çok pahalı çünkü. Evet, ne kadar mesela o parça? Bu 6,5. Ya. O bilyalarda 500-600 liraya gelecek. Kumpas var. Kumpas. Karşıda olabilir. O da yoksa tam karşıya geç. İçeri karşıda sağda. Şimdi şu şöyle bak. Ses yok bak gördün mü? Evet. Eski parça harıl vuruldu. Aynen. Bunda hiç ses yok. Şimdilik. Şimdi sonra ne der onu bilemeyiz. İşte yedekleri hazırlayalım, koyalım. Bir öyle problem yapayım. Oldu mu? Şimdi çünkü burada. Çok pahalı. Özel varyatör gresimiz Eskayf'ta. Şöyle varyatör gresimiz.
Hazır. Şimdi burada 6 tane bagamız var. Bagalarımızı silip takmamız lazım. Kumaş parçası. Kısa bir ara verelim.